Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ve saygı. Hazreti Enes radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi bizimle birlikte dolaşmaya çıktı. Yüksekçe bir konak gördük. Kimindir bu konak diye sordu. Ensardan falan zatındır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu unutmamış olmalı ki, bir gün o evin sahibi kendisine selam verdiğinde, adamın selamını almadığı gibi yüzünü de diğer tarafa çevirdi. Bu durum birkaç kez tekrarlandı. Adamcağız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönül koymuş olduğunu anlayınca sahabilere, ''Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana niçin böyle davrandığını anlayamıyorum.'' diyerek yakındı. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolaşırken, senin yüksekçe yapılmış evini gördü, dediler. Ensar'a mensup olan bu şahıs hemen geri döndü, evini yıkıp yerle bir etti. Bu hadiseden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün dolaşmaya çıkmıştı. O evi göremeyince, "Yüksek eve ne oldu?" diye sordu. "Ya Resulallah, evin sahibi bize senin kendisinden yüz çevirdiğinden yakındı. Biz de sebebini bildirdik. O da konağını yıktı," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu onu bağışlasın. Allah Celle Celaluhu onu bağışlasın. Allah Celle Celaluhu onu bağışlasın. Şüphesiz zaruret dışındaki her bina, sahibi için bir vevaldir buyurdu. Amr bin Şuayb radiyallahu an anlatıyor. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke ile Medine arasında bulunan Ezahir geçidine kadar gittim. Üzerimde ince, yumuşak, renkli bir giysi vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve ''Bu üzerindeki nedir böyle?'' diye sordu. Elbisemden hoşlanmadığını anladım. Evime döndüğümde çocuklarım tandır yakmışlardı. Elbiseyi tandırı atıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o giysine ne oldu diye sordu. Tandırı attım ya Resulallah dedim. Bunun üzerine ailenden birine verseydin ya buyurdu. Ebu Davud, Sünen, Cilt 2, Sayfa 781 Ahmet bin Hanbel, Müsned, Cilt 2, Sayfa 196 15 Haziran Mevlana Takvimi